Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte çokgenler konusuna geçiyoruz. Çokgenler ve dörtgenler konusuna dostlarım. Toplamda 15 adet köşegenimiz varmış. Şimdi hız kesmeden hepsini çözmeye çalışacağım dostlar. Bakalım kaç videoda bitireceğiz. Belki tek video bile yapabiliriz eğer yorulmazsak. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuz. Diyor ki, yukarıda verilen çokgen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5 kenarı vardır diyor. Hemen sayarsınız değil mi? 1, 2, 3, 4. Gerçekten 5. Bu doğru. 5 köşesi vardır. 5 kenarı varsa 5 tane de köşesi olacak. Doğru. 5 tane iç açısı vardır. 5 kenarlıysa 5 tane iç açısı vardır. Konveks çokgendir demiş. Yani dış bükey çokgendir demiş. Bu yanlış. İç bükey çokgendir. Konkavdır arkadaşlarım. Denizli şıkkımız yanlış. Bir tane iç açısı 180'den büyüktür. Evet doğru. Bakın şuradaki iç açımızın ölçüsü kesinlikle 180'den büyüktür. İç bükey çokgenlerde. Evet geldik buna. Kare şeklindeki bir kağıt parçası bir makas ile doğrusal bir şekilde kesilip iki çokgensel parçaya ayrılıyor. Kağıt kesildiğinde oluşabilecek çokgenlerin kenar sayısı en az A, en fazla da B olmaktadır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi kare şeklinde dediği için kare şeklinde ise bu dört kenarlı bir çokgendir ki bunun en az oluşabilecek kenar sayısı bir eksiği, en çok da bir fazlasıydı dostlarım. Yani 3 ile 5'i soruyor bize ki bunların toplamı da 8 yaptı. Ceyhan'dan işaretledik. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diye bir soru sormuş. Çokgende bir kenarla başka bir kenar birbirini kesmeyecek arkadaşlarım. O yüzden Bursa çokgen değildir dostlarım. Diğer geri kalanlar bakın üçgen, dörtgen, dörtgen, beşgen şeklinde dağılıyorlar zaten. Doğru cevabımız Bursa'dır dedik. Bu sayfadaki sorular gibi soru sorulur mu üniversite sınavında? Kesinlikle sorulmaz dostlarım. O yüzden çok da özenmedim ben de farkındaysanız. Geldim ikinci köşe taşına. Bir dış bükey sekizgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilebilir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın şimdi dış bükey sekizgen. Burada dış bükey iç bükeyi geçin de. Sekizgen arkadaşlarım. Yani kenar sayısı ki biz kenar sayısını n ile göstereceğiz. Sekizmiş. Şimdi bir köşesinden kaç tane köşegen çizilirin cevabı n eksi 3'tür dostlarım. Yani 8 eksi 3'ten 5 tane köşegen çizilir. Şimdi bunun formülünü unuttuğunuz yerde şöyle yapabilirsiniz hemen. Bir beşgen çizin ya da bir dörtgen çizin dostlarım. Şöyle rastgele bir dörtgen. Diyor ki bize sadece bir köşesinden kaç tane köşegen çizebilirsiniz? Bakın seçin 4 tane köşeden bir tanesini. Aha şunu seçtim. Bakalım buradan kaç tane köşegen çizebileceğim? Şimdi köşegen dediğim karşılıklı köşeleri birleştiren doğru. Şimdi bunundan buna bir tane köşegen çizebilir miyim şu şekilde? Hayır. Bu bir kenardır. Zaten çizilmiştir. Peki şu köşeye çizebilir miyim? Evet. Bakın çizdim. Peki şu köşeye çizebilir miyim? Hayır. Zaten çizilmiş ve bunun adı da bir kenardır. Değil mi dostlarım? O halde bakın bir köşesinden sadece bir köşegen çizebildim. Dört kenarlı bir şeklin bir tane çizebildik köşegen arkadaşlarım. Dört kenarlı bir şeklin bir köşesinden sadece bir köşegen çizebildik. Demek ki kenar sayısının 3 eksiği kadarmış diye aklımızda da tutabiliriz. Ha bunu isterseniz ikna olmadıysanız bir de beşgen çizin arkadaşlarım. Bir de beşgen de deneyin derim. Şuna geçelim. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı yani n eksi 3. Kenar sayısının yani n'in yarısına eşitmiş. N'in yarısına eşitmiş. Hemen şu 2'yi burayla çarpalım. 2n eksi 6 eşittir n olsun. Bu n'i buraya alırsam burada n kalır. Eksi 6'yı buraya alırsam da 6 kalır. Kenar sayısı 6'ymış. Bize de zaten onu soruyormuş. Evet, üçüncü sorumuz. Dış bükey ongen biçimindeki bir arazinin köşelerinde ve kenarlarının ortalarında bulunan binalardan oluşan sitede oturan Koray'ın dairesi A köşesindedir. Peki. Koray'ın A köşesinden çizilen tüm köşegenlerin ucundaki binaların her birinde 2, kenarlarının ortalarında bulunan binaların her birinde 2 bir arkadaşı vardır. Koray'ın kendi binasında arkadaşı olmadığına göre sitede toplam
kaç arkadaşı vardır diye bir soru sormuş. Şimdi bu bir kere 10 gendi. Kenar sayısı 10. Diyor ki A köşesinden çizilen tüm köşegenlerin ucundaki binalar. Şimdi A köşesinden ben kaç tane köşegen çizebilirim arkadaşlarım? Kenar sayısının 3 eksiydi. Yani 10 eksi 3, 7 tane köşegen çizebilirim. Mesela işte buradan bu C'ye çizdim. Buradan ne bileyim D'ye çizdim gibi. Ve bunların her birinin ucunda birer tane arkadaşı oturuyormuş. 7 tane çizdiğim için 7 arkadaş buradan geldi. Tamam. Yo, her birinde 2 arkadaşmış, pardon. 14 arkadaş buradan geldi o zaman. 7 tane çizebiliyordum. Her birinin ucunda 2 kişi oturuyorsa 7 çarpı 2'den 14 arkadaş buradan geldi. Sonra diyor ki kenarların ortalarında bulunan binaların her birinde bir arkadaşı vardır. Şimdi bu 10 tane kenarlı ya dostlarım. Demek ki 10 tane kenarın ortasında da birer arkadaşı oturuyor bunun. 10 arkadaş da buradan geldi. Toplamda ne yaptı? 24 arkadaş yaptı. Cevabı 25 işaretlemeyiniz arkadaşlarım. Neden? Şunu da düşünmeyin. Yani A'da da bir arkadaşı yok mudur hocam demeyin. Öyle demiş soru. A noktasında kendi binasında arkadaşı yok demiş. Şu şakayı da yapmayın. Herkes kendinin arkadaşı sayılır falan gibi. O yüzden ben Koray'ı da saydım, cevabı 25 işaretledim gibi bir şaka da yapmayalım. Bu ciddi bir iş. Sınav ciddi bir iş değil mi kardeşler? Evet. Peki hocam buradan soru gelir miydi? Hayır. Bence gelmezdi. Peki geçtik, bir arka sayfayı çevirdik. Üçüncü köşe taşındayız dostlarım. Bakalım ne diyor. A, F, E. Yani şuradaki X açısı, ki bu da ona eşitmiş, kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi önce biz bu çokgenin kaç kenarlı olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kenarlı. Şimdi bir çokgenin iç açılarının toplamını veren formülü yazıyorum. N eksi 2 çarpı 180. Bu bizim iç açılarımızın toplamını veren formül. Altıgen olduğu için bu n yerine 6 yazıyorum. 6 eksi 2 yani 4. 4 çarpı 180 yaptı dostlar. 4 tane 180'miş. Yani 720'ymiş bu amcanın iç açıları toplamı. Şimdi bildiklerimizi toplayalım hemen. 140 burada var. 130 daha 270 yaptı. Bir 270 var elimizde. Sonra 135. 125 daha 250, 260 yaptı burası da. Sonra bunları bir toplayalım hemen. 0, 13, elde var 1, 4, 530 yaptı. Şu 4'ünün toplamı 530. Hepsinin yani 6'sının toplamı 720 idi. Hemen 530'u çıkaralım. 190 kaldı şu ikisine. 2x'e 190 kaldı dostlarım. 2x eşittir 190 ise x eşittir, hemen 2'ye bölüyorum, 95 mi geliyor dostlar? Cevabımız Bursa'dan geldi. Şimdi bakalım bu ne diyor? Bir köşesinden çizebilecek köşegenlerle 10 tane üçgensel bölgeye ayrılıyormuş. Bakın bunun da kuralı şu. Bir köşeden çizilen köşegenler n-2 tane üçgene ayırır çokgeni. Hocam bunu nasıl aklımızda tutacağız? Yine çokgen çizeceğiz. Yine bir dörtgen çizelim hadi. Dörtgenin bir köşesinden ben bir tane köşegen çizebiliyordum. Çizdim. Kaç tane üçgene ayrıldı? Bakın 2. Kenar sayısı 4. 2 tane üçgene ayrıldı. Yani kenar sayısının 2 eksiği kadar üçgene ayrıldı. O yüzden n eksi 2'ymiş formülümüz diyeceğiz. Kenar sayısının 2 eksiğiymiş. Ve bu 10 tane üçgene eşitmiş dostlarım. O halde n eşittir 12 bulduk mu? Bizim çokgenimiz 12 gelmiş. Diyor ki bu çokgenin iç açıları toplamı, hadi bulalım. N eksi 2 çarpı 180'di. Yani 12 eksi 2, 10 çarpı 180'di. İşte bu da iç açıları toplamı, 1800 yaptı. Kaç tane dik açıya eşittir? Yani içinde kaç tane 90 vardır? Bakın şu 180'i şöyle yazalım mı? 90 çarpı 2 diye yazalım. 10 ile 2'yi çarpalım, 20 çarpı 90. Yani 20 tane 90 varmış. Yani 20 tane dik açı varmış dedim dostlarım. İç açılarının ölçüleri toplamı 1620. Formül neydi? N eksi 2 idi. Çarpı 180'di. Bu 1620'ymiş dostlar. Hemen şuradan birer sıfır sildim. 18'e böldüm 162'yi. Ne var? Ne yapıyor?
10 kere olsa 180 olur. 9 kere olsa 90, 72 daha. Evet, 9 kere. 9 kere varmış. Yani n eksi 2 9'muş. O halde n eşittir 11 kenarlı, ki zaten kenar sayısını soruyormuş bize. 11 gen çıktı. Hadi şuna bakalım. Şekildeki beşgende. Peki. BK eşittir EK. Biraz daha aydınlatmayı açayım da şöyle bir iyice parlasın. EK, açıortay açıortay 120, 100, 100, 100 falan filan. Alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Gelin şu eşit açılara X diyelim. X diyelim. Y diyelim. Y diyelim. Şimdi dostlar, bu kaçgen? Beşgen. Beşgenin iç açıları toplamı. N eksi 2 çarpı 180 formülünden 5 eksi 2'den 3 çarpı 180, yani 540 yaptı. Beşgenimizin iç açıları toplamı 540'miş. Şimdi bakın, 3 tanesi burada zaten. 110, 120, bir de 100. Toplamları ne yaptı? 110, 230, 330 yaptı. Hemen 330'u çıkaralım. 0, 1, 2. 210 kalıyor 2x ile 2y'ye. 2x artı 2y eşittir 210. 2'ye bölersem x artı y 105 yaptı mı dostlar? Peki şimdi gelelim alfayı bulmaya. Bakınız, şurada bir dörtgen var. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamı, yine bu formülden de bulabilirsiniz ama genelde çoğumuz ezberebiliriz değil mi? Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. O halde x, y, 100 ve alfanın toplamı 360 olacak. Şimdi x ile y'nin toplamını zaten 105 bulduk. 100 de buradan geliyor, 205. Bir de alfaya eklersem 360 olacakmış. Hemen 205'i çıkarttım. 155 kaldı alfaya. Cevap Edirne'den geldi dostlar. Evet, 3 numarada tamamdır. Hadi 4 numaralı köşe taşını çözelim. Bir konveks sekizgenin iç açılarının toplamı dış açılarının toplamından kaç derece fazladır? Şimdi sekizgenin iç açıları toplamı 8 eksi 2 çarpı 180. Yani 6 tane 180'miş iç açılarının toplamı dostlarım. Hatta bunu şöyle yapalım mı? 3 tane 360 yapar bu da. Peki dış açıları toplamı kaç dereceydi çokgenin? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi. Peki bu bundan kaç fazla? Bakın, bu bir tane 360, bu 3 tane. 2 tane 360 fazla. 2 çarpı 360 fazla o zaman. 2 çarpı 360 da 720 yapar dostlarım. Bu kadar fazladır derim. Bir dış bükey çokgenin 3 dış açısının ölçüleri toplamı 60 derecedir. Diğer dış açılarının her biri eşit ve 50 derecedir. Buna göre bu çokgenin kenar sayısı kaçtır? Şimdi çokgenlerin dış açıları toplamı kaç dereceydi? 360 dereceydi dostlar. Şimdi bize zaten 3 tane dış açısını vermiş bakın. 60, 60, 60'mış. Diğer dış açılarının her biri de eşit ve 50 dereceymiş. 50, 50, 50 diye gidiyormuş bunlar da. Artık kaç tane ise bunlar. Ve toplamlarını biz biliyoruz ki dış açıların toplamı 360 olacak. Peki şimdi burada kaç tane 50 olduğunu bilmiyorum ben. Bulacağım bunu. X tane diyelim. Peki şuranın toplamını biliyorum bakın. 180 yaptı burası. 180, her biri eşit dış açıları. 3 dış açısını ölçüsü toplam 60. Diğer dış açıların her biri eşit ve 50 derecedir. Çok güzel bir sayı gelmiyor da o yüzden bir düşündüm arkadaşlarım. Şimdi 180'i çıkartalım buradan. Ha, belki de gelir ya, bir çıkartalım da. 180 çıkarsa 360'dan 180 kalır. Yani 50 tane x eşittir 180. 18 bölü 5 geldi. Evet, salak bir sayı geldi arkadaşlarım. Çok önemli değil. Biz mi yanlış yaptık bir yerde diye düşünüyorum. Diğer dış açılarının her biri eşit ve 50 derecedir demiş. Buna göre bu çokgenin 3 dış açısının ölçüleri toplamı demiş. Orada da bir sorun yok. Tamam. Önemli değil. Sayıları yanlış vermiş de olabilir. Biz nasıl olduğunu bulduk ama şimdi. 5'e böldüğümüzü düşünelim. Düşünelim arkadaşlarım. Buradan da 4 çıktığını düşünelim. Yani x eşittir 4. 4 tane buradan var.
3 tane de buradan var, 7 kenarlı diyecektik normalde. Ama burada bir sıkıntı var arkadaşlarım, sorunun yapısında. Sayılar muhtemelen yanlış verilmiş olsa gerek diye düşünüyorum. O yüzden çok da önemsemeyin. Siz nasıl yapıldığını anlayın, gerisi önemli değil. Evet, buna bakalım. Burak bilgisayarında çokgen çizerken kenar sayısını n olarak giriyor. N değeri arttıkça çokgenlerde iç açıların toplamı. Bakın zaten biliyoruz aslında bunun iç açıları 180 derecedir değil mi üçgen? Dörtgeninki 360, beşgeninki şu formülden buluyorum zaten. N-2 çarpı 180 formülümüz vardı ya. Ama tabii yeri gelecek bunları ezberleyeceksiniz. 540, işte altıgen olsaydı 720 diye iç açılarımız kenar sayısı arttıkça iç açıların toplamı da artıyor arkadaşlarım. O yüzden iç açıların toplamı artar. Bize diyor ki hangisi değişmez? O zaman 1 değişir diyelim. 1 olanları silelim biz hemen. Şunlar gitti. Şimdi devam. Bir köşeden çizilen köşegen sayısı. Şimdi üçgenin zaten hiç köşegeni yoktur. O halde bunun köşegen sayısı sıfırdır. Dörtgeni birkaç köşe taşı önce yapmıştık. Bir köşeden bir tane çiziliyordu bunda. Beşgende bir köşeden bakın bir, iki tane çizebiliyorum bunda. Demek ki bu da artıyor. O halde bu da artar. Değişmez değil, artıyormuş. İki olanları da silelim o halde biz. Zaten cevap çıktı. Bir de okuyalım. Dış açılar toplamı. Evet, ne dedik? Bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Kenar sayısına bağlı değildir demiştik. Cevabımız Ceyhan'dan geldi yani. Evet, 4 numarada tamamdır. Çevirdim. 5 numaralı köşe taşındayım. Düzgün çokgenlere girdik artık arkadaşlarım. Düzgün demek hem kenar sayısı, pardon, kenar uzunlukları hem de iç açıları birbirine eşit olan çokgene deniyor arkadaşlar. Düzgün çokgen. Neymiş? Kenar uzunlukları, kenarları da eşit olacak, iç açıları da eşit olacak. Tabii doğal olarak zaten dış açıları da eşit oluyor ister istemez diyebilirsiniz. İşte düzgün beşgen, düzgün altıgen gibi de isimler alıyorlar arkadaşlar. Evet, bakalım bu ne diyor şimdi. Düzgün 12'genin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Dostlar, düzgün çokgenlerdeki bizim en önemli formülümüz şu. Bir düzgün çokgenin kenar sayısı ile bir dış açının çarpımı her zaman 360 olacak. Bizim düzgün çokgenlerin belki de her sorusunda kullandığımız formülümüz budur dostlarım. Kenar sayısı ile dış açının çarpımı 360. Yani buradaki A dediğim harf bir dış açı. Şimdi bize dış açı lazım. Dış açıyı nasıl bulacağım ben o halde? N'e böleceğim her iki tarafı. Yani bir dış açının ölçüsü 360 bölü N'dir. Yani 360 bölü 12'dir ki buradan da 30 gelir. Bakın dış açıyı buldum 30. Peki bir çokgenin, şöyle bir çokgen düşünün şimdi. Kaç kenarlı bilmiyoruz. Bir dış açısı 30 derece ise bir iç açısı dışla için toplamı 180 olduğu için 150 olacak. O halde cevap da Denizli'den gelecek. Gelelim buna. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 8 katına olan eşit olan düzgün çokgenin kenar sayısı. Bakın yine şu üstteki şekilde gösterelim. Şöyle, şöyle bir çokgen var. Bir dış açısı, bir dış açısının 8 katıymış. Pardon, dış açısı x ise iç açısı 8 katıymış. Peki dışla için toplamı yani 9x 180 olacak. O halde x 20. Yani dış açı 20 arkadaşlar. Peki kenar sayısını nasıl buluyorum ben öğretmenim? Hemen 360'ı dış açıya bölüyorsunuz. Yukarıda söylediğim formülden. O halde kenar sayısı eşittir 360 bölü 20, 36 bölü 2 demektir. Yani Denizli'den gelir sorunun cevabı. Evet, üçüncü sorumuz. Yeni nesil bir soru çizmeye çalışmış hocalarımız. Bakalım ne diyorlar. Şekilde araba her köşede 30 derece sağa dönerek başladığı noktaya geri döndüğüne göre izlediği yolun oluşturduğu düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş. Bakın bize düzgün çokgenin dış açısını 30 vermiş. Hemen 360'ı 30'a bölüyorum. 12 kenarlı bir şekil olduğunu görüyorum dostlar.
Evet, 5 numarada tamamdır. Geldik 6 numaralı köşe taşımıza. Düzgün sekizgenin ABC parçasını çizilmiş, bir kare çizilmiş, bir de düzgün beşgen parçası çizilmiş olduğuna göre diyor. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi burada iç açıları konuşalım arkadaşlar. Kareninkini biliyoruz zaten. Karenin iç açısı 90 derece. Şimdi şurası düzgün sekizgenin bir iç açısı. Hemen nasıl bulacağım? Önce dış açısını bulacağım. 360'ı 8'e böleceğim arkadaşlarım. 45. 45 dış açıysa iç açımız 180'e tamamlayacak. Yani bütünleri olacak 135. Peki iç açıyı da bulduk. Bu da düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin bir dış açısını bulalım. Hemen 360'ı 5'e bölüyorum. 72 yapıyor. Dolayısıyla 180'e tamamlayanı yani 108 derecede benim iç açım olacak diyor. Şimdi arkadaşlar şu yuvarlağın ölçüsü kaç dereceydi her zaman? 360 dereceydi. Peki 90, 135, 108'in toplamını 360'tan çıkarırsak da x'i buluruz diyor. Hadi toplayalım. 108, 90 daha 198. Bir de 135 var, toplayalım. 13 elde var 1, 12, 13 elde var 1, 333. 360'tan da 333'ü çıkaracağız. 27 kalıyor. Sorumuzun cevabı Denizli'den geliyor. Şuna bakalım. Düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Kare ve eşkenar üçgenlerle oluşturmuşuz biz bunları arkadaşlarım. O halde şuradaki bir iç açısını bulalım. Bakın mavi çokgenin bir iç açısı. Şurası zaten 90 kareden dolayı. Burası da eşkenar üçgen olduğu için 60. Toplamları 150. O halde benim çokgenimin dış açısı 30. Hemen 360'ı dış açıya bölüyorum. 12 kenarlı bir şekil elde ederim diyorum arkadaşlar. Evet, çevirdik arka tarafı. Geldik 7 numaraya bakalım. Evet, alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında mutlaka vardır bu. Şimdi biz tabii milyon kez çözdüğümüz için bu sorudan pat pat biliyoruz cevapları ama hiç boşuna artistliğe gerek yok arkadaşlarım. Biz normal yavaş yavaş bulalım sorumuzun cevabını. Şimdi düzgün beşgendeki 36, 72, 108'lere çok dikkat edeceksiniz dostlarım. Uzunluk da sorsa, açı da sorsa, alan da sorsa benim nacizane tavsiyem bu açıları göstermenizdir dostlar. Şimdi düzgün beşgenin dış açısını nasıl buluyorduk? 360'ı 5'e bölüyorduk. 72. Düzgün beşgenin dış açısı 72 ise iç açısı 108. Yani şuradaki açımız 108 diyebilirim. O halde şu açıda 108. Tabii ki bu da 108. Tabii ki bu da 108. Şimdi ilk soru olduğu için birkaç özelliğini burada gösterelim biz düzgün beşgenin. O yüzden böyle tek tek bulacak. Şimdi düzgün beşgen olduğu için tabii ki bütün kenarlarımın uzunlukları da eşit. Bunu da gösterelim. Bakın şu en üstteki ikiz kenar üçgen çıktı. Tepesi 108. Taban açılarımıza toplamda 72 kalır. Bu 72'yi de bunlar 36 ve 36 olacak şekilde paylaşırlar. Sonra hocam şurada da bir ikiz kenar üçgen var. Bakın tepesi yine 108. O halde bunun da şu açıları 36, 36 olur diyelim. Şimdi şu açının tamamı 108'di. 36 buraya yazdıysam 108 eksi 36'dan buraya 72 kaldı. Şu üçgene bakıyorum. 36, 72 daha 108, alfaya da 72 kaldı. Şimdi bakınız ne çıktı? Bu da bir ikiz kenar çıktı. Şimdi şurada 108'den geriye 72 kaldı. Şu 72'nin tersi de 72 diyelim. Bakın bu da bir ikizkenar çıktı ki şuradaki dörtgen eşkenar dörtgen çıktı arkadaşlar. Bakın bunlar ikizkenar çıktı. Bunlar ikizkenar çıktı. Bir üniversite sınav sorusunda şöyle sormuştu. İşte buradaki AB'nin şuradaki KD'ye oranı nedir diye sormuştu. Bakın bu köşegenin bu parçası
her zaman bir kenara eşit çıkar düzgün beşgende. Oranları da 1 geliyordu hatta işte. Bir üniversite sınav sorusu ve sen bu soruyu çözebilmek için açıları yerleştirmeliydin. Tıpkı burada olduğu gibi. Evet, geçiyorum. Öğreneceğiz daha düzgün beşgenle ilgili birkaç bilgimiz daha var. Gelelim buna. Yine bir düzgün beşgen görüyorum. O halde bu kenar zaten tık tık koyduysak bir kenara, bütün kenarlara hemen şöyle tık tıkı tık tıkı tık tıkı koyalım. Sonra bir iç açımız 108, artık bunu ezberleyelim. Her seferinde 360'ı 5'e bölerek bulmayalım. Dış açıyı bulup sonra iç açıyı bulmayalım. Sonra ikizkenar üçgen 108 ise buralara 36 36 kaldı diyelim. İşte 36 ise buraya 72 kaldı dedik. Şurası 36 ise 108 olması için 72 kaldı dedim. Sonra bakın ikizkenar üçgen. 72 ise burası, toplamda 108 kalır şu ikisine. İkizkenar olduğu için de 54 54 paylaşırlar. Son darbeyi vuruyorum. Şurası 108'di değil mi? Düzgün beşgenin bir iç açısı. Buraya 54 yazdıysam buraya da 54 yazmalıyım ki toplamları 108 olsun dedim. Evet, geldik buna. AB kenarları ortak olan düzgün beşgen ile kare verilmiştir. Bakın şu soldaki şeklin aynısı üniversite sınavında çıkmış bir şekildir arkadaşlar. Sonra diyor ki A köşesi saat yönünde alfa derece döndürüldü. Buna göre 82 olduğuna göre diyor şurası da alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bize bunu kaç derece döndürdüğünü soruyor. Şimdi dostum, ben düzgün beşgenin bütün kenarlarına şu simgeyi koyabilirim. Hepsi birbirine eşit. Ve bir de bakıyorum ki meğersem karenin de bir kenarına aynı simgeyi koymuşum. O halde karenin diğer üç kenarına da aynı simgeyi koyalım. Şimdi getirip bunları burada da gösterin. Bakın buraya aynı simgeyi koyuyorum. Buraya. İşte şuraya koyalım. Şuraya koyalım ki şuralara koymadım ki karışmasın diye şekil dostlar. Sonra karenin bir iç açısının 90 derece olduğunu biliyorum. Buraya 90 çakalım. Şuraya 90, şuraya da 90'ımızı çakalım. Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu biliyorum. Buraya 108 yazalım. Ve bakınız ne gördüm arkadaşlar. 108, 82 daha 190. 90 daha 280. Bakın burada bir dörtgen var, gördünüz mü dostlar? Dörtgenin 3 açısının toplamı 280 yaptı. Bütün iç açılarının toplamı 360'tı. O halde buraya ne kaldı diye soralım. 80 kaldı ki toplamları 360 olsun diye. Peki burası da düzgün beşgenin bir iç açısıdır değil mi şu açı? 80'i buradaysa 108 olması için kaç kalmalı buraya? 28 mi kalmalı arkadaşlar? Demek ki alfa Ceyhan'dan gelecek dedik. Evet. 7 de tamamdır. Geldik 8'e. 8. köşe taşımız. Bakalım ilk sorumuz ne diyor dostlarım? X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi burada da şu kuralı hemen söyleyelim. Düzgün beşgende şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Şimdi düzgün beşgenin, ya bakın yukarıda anlatmış, orada göstereyim. Düzgün beşgenin bir köşesinden karşıki kenara diklik indiğinizde, hani benim kayı kuralım vardı ya, kayı kuralımın i'sinin olmadığını düşünün arkadaşlar. Yani i dediğim neydi? İkiz kenar üçgen. Onun dışındaki diğer 3 madde sağlanıyor. Kenar ortay da oluyor, açı ortay da oluyor, yükseklik de oluyor. Bakın açı ortay oluyor, 54 54 108'di ya. Kenar ortay da oluyormuş diyor. Hatta buradaki köşeden indirelim. Bu yükseklik, kenar ortay ve açı ortay olacak diyelim. Veya bu köşeden indirelim. Hepsi için geçerli arkadaşlar. Hangi köşeden indirirseniz indirin. Buradan da indirsen geçerli. Buradan da indirseydim geçerliydi. Şimdi peki bu sadece beşgene ait bir özellik mi hocam? Hayır. Bu kenar sayısı tek sayı olan bütün düzgün çokgenlerde geçerli. Yani yedigende, dokuzgen, onbirgen, onüçgen gibi kenar sayısı tekse hepsi için geçerli bir kural. Ama bizim tabii onüçgen, onbeşgen, onyedigen gibi çokgenlerle çok işimiz olmuyor biliyorsunuz arkadaşlarım. Daha çok en babası beşgenle muhatap oluyoruz daha çok. O yüzden beşgeni bilsek yeterli diye düşünüyorum. Şimdi birinci sorumuza bakarsanız
Bakın Bursa'dan yola çıkan bir yükseklik görüyorum. Bu yükseklik hem kenar ortay olacak ki kenar ortay olması bir boka yaramıyor. Ama bizim için açı ortay olduğunu bilmek önemli. Yani buralara 54, 54 yazalım. Ve bakın 80, 54 daha 134 yapar. O halde 3. açıya 46 kalır. 46'nın dış açısını soruyor. 134'ü paketledim hemen. Ve geldim buna. Düzgün beşgen. Bakınız ne var burada arkadaşlarım? Şuradaki 54'ü yakalayın. Bu 54'ün bu tarafı da 54 olmayacak mı? Yani bu adam açıortay çıktı. O halde yükseklik de olacak. O halde kenarortay da olacak. Demek ki şuraya K dersem burası da K. E bu da K'ymış. O halde bu da K olacak. Çünkü benim çokgenimin bir kenarının 2K olduğunu biliyorum. O yüzden buranın da 2K olması için buna da K yazdım. Yani burada da şunu gördüm. Şu A'dan çıkan doğru kenarortay olmuş. O halde yükseklik de olacak. O halde açıortay da olacak. 54, 54. Şimdi soruyu çözmek için ister şuradaki dörtgenin iç açılarını topla. Ki şu üçüncü açısı da 108'dir. İstersen de şu üçgene odaklan. 54, 54 daha 108 yapar. Üçüncü açıya 72 kalır. Alfa da 72'nin tersi olduğu için Denizli'yi işaretlerim ben hemen dostum. Geçelim buna. Düzgün beşgen biçimindeki plaka AH boyunca kesilip, bakın AH bizim yüksekliğimiz. Yani şurayı 54, 54 de bölecek. Burayı da kenarortay yapacak. Yani şurası, bakın bunu devirmiş aşağıya doğru, şuraya eşit. Burası kesin 54. Sonra şu açının tamamı kesin 54. Şurası E açısı, yani 108 çokgenin bir iç açısı. Şuradaki D üssü de bakın şurası gelmiş buraya. Bu da 108. Düz çokgenin bir iç açısı sonuçta. Sonra diyor ki AH diktir. Doğrusal olduğuna göre alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi de alfayı bulalım. Canım kardeşim senin bir de burada şu ikiz kenar dik üçgeni yakalaman lazım. İkiz kenar dik üçgen. Bakın şimdi bu AH'ı kestim ben buradan. Şunları şöyle ikiye doğru ayırdığımı düşünün. E bu AH bir soldakine gitti bir de sağdakine gitti değil mi arkadaşım? İkisinde de bu çizgi aynı uzunlukta. Yani şuradaki AH dediğim uzunluk devrilmiş HA üssü olmuş. Yani bunlar kesin birbirine eşit aslında. Ve dik olduğu için 45-45-90 üçgenidir bu. Buranın tamamı 54'tü. 45 alt tarafıysa üst tarafına da 9 mu kaldı dostlarım? Cevap Adana'dan geldi. Evet, 9 numaradayız. Birinci sorumuz. Düzgün altıgen alfa ve beta. Beta bölü alfa nedir diye de bir soru sormuş bize. Şimdi düzgün altıgenin ilk sefere mahsus bir dış açısını buluyorum. Hemen 360'ı 6'ya böldüm, 60. O halde iç açısı 180 eksi 60'dan 120. Şimdi şurası 120 o halde arkadaşlarım. Şurası da 120. Şimdi bu düzgün altıgense bütün kenarları eşit birbirine. Bakın ikiz kenarları kullanacağım şimdi. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen çıktı. 120 toplamda şu ikisine 60 kaldı ve 30-30 paylaştılar değil mi? Alfayı bulduk 30. E burada da bir ikiz kenar üçgen var. O halde bunlar da 30-30 oldular. 120-30-30 üçgeni çıktı. Şimdi bu Bursa'da düzgün altıgenin bir iç açısı olduğu için ölçüsü 120 derece. Hocam 30'u burada, 30'u burada, yani 60'ı burada. O halde beta'ya da 60'ı kaldı diyelim. Beta bölü alfa. 60 bölü 30. 2 yapar dostum. Gelelim buna. Şimdi düzgün altıgende şu özelliği bilelim. Bakın düzgün altıgeni tam ikiye bölen köşegene uzun köşegen denir. Bakın şu DA uzun köşegendir. Solunda da üç kenar, sağında da üç kenar bırakmıştır. Uzun köşegen bir kenarın her zaman iki katı uzunluğundadır. Bunu da bilelim. Uzun köşegen açıyı da ikiye böler. Yani 60-60 yapacak burayı. Burayı da 60-60 diye bölecek. Şimdi 155'in iç açısı 25'tir. 60 ile 25'in toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit kuralından x'imiz 85 paketlenir. 3'e bakalım.
Düzgün altıgen biçimindeki karton AC, AE boyunca kesilerek üçgenleri birer D doğrusu üzerinde çakıştırılıyor. Peki şöyle bir hal almışlar işte. Doğrusal olduğuna göre A artı B nedir diye bir soru sormuş. Şimdi önce şu üstteki şekilde konuşalım. Şimdi birinci soruda yaptığım gibi şurası 120'dir. Bunlar 30, 30. Yine şurası 120'dir. Bu 30, bu 30. Gelin bunları burada da gösterelim. Şurası 30, şurası 30 oldu. Şimdi şu açıya 90 derece kaldı. Çünkü toplamının 120 olması lazım. Bakın C'ye 90 kaldı. Şurası da 90. Sonra Denizli'nin tamamı 120 olmalıydı. Uzun köşegen açıortay olduğu için 60, 60 bölecek. 60, 90, şurası da 30. Tabii ki burası da 30. O halde şuralara da 30, 30 yazalım. Şimdi A ile B'nin toplamını soruyor. Biz şunu biliyoruz. Buranın yarım dairenin ölçüsü 180 dereceydi. Şurası 180. 30, 60, 90, 120'si burada. A ile B'ye de toplamda 60 kalmalı ki 180 olsun dedi. Evet, 9 numara da tamamdır. Geldik 10 numaraya. Bakın birkaç köşe taşı önce söylediğim üniversite sınavında çıkmış sorunun kopyası arkadaşlarım. Alfa kaç derecedir diyor bize. Şimdi iki tane düzgün şekil bir arada verildiyse ki burada bakın bir kare var. Dörtgenlerdeki tek düzgün şeklimizdir kare. Bir de düzgün beşgen var. Hemen bunların kenarlarına tık tıkı koyup ikizkenar üçgen bulacaksınız dostlar. Şimdi karenin de bir kenarına tık tık koyduğum için diğer kenarlarına da tık tıkı yapıştırıyorum. İşte bakın şuradaki ikizkenarı gördüm. Şu açının da alfa olduğunu söylüyorum artık. Peki karenin bir iç açısı 90. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108. 90'ı çıkarttığımda şu aradaki açıya şuraya kaldı 18. Peki 18 burasıysa şu 2 alfaya 162 kalır. 162. 2 alfa 162 ise alfa eşittir 81 gelir. Gelelim buna. Bakın yine iki düzgün şekil var. Biri düzgün beşgen. Hemen kenarlarına şöyle 5'ine de tık tıkı koyalım. Diğeri ise eşkenar üçgen arkadaşlarım. Eşkenar üçgen de üçgenlerdeki tek düzgün şeklimizdir. Yani hem kenarları hem açıları eşittir muhabbetinden. O yüzden hemen kenarların üstüne tık tıkı yapıştırdım. Yani iki düzgün şekil görünce kenarlara tık tık yapıp ikiz kenar arayacağım. Şimdi eşkenar üçgenin de bir kenarına tık tık koyduğum için buna da ve şuna da koyuyorum dostlar. Şimdi gelelim hesaplamalara. Şimdi şuradaki C açısı düzgün beşgenin bir iç açısıdır 108. Şuradaki C açısı eşkenar üçgenin bir iç açısıdır 60. Bunların toplamı 168 yaptı ki şuna da 22 kaldı değil mi şu ikisine. Bakın şuradaki küçük açıyla şuradaki küçük açıya toplamda 12 kaldı. Pardon ne 22'si. Peki ikiz kenar olduğu için bu üçgen buna 6 derece buna da 6 derece yazıyorum. Şurası toplamda eşkenarın bir açısı olduğu için 60'tır. 6'yı çıkarttım. Alfaya da kaldı 54. Denizli'den işaretledim. Evet, geldik bu soruya. Düzgün altıgen ve kare. Artık biliyoruz ki iki düzgün şekil bir aradaysa hemen kenarların üstüne tık tıkı yapıyorum hemen ve ikizkenar arayacağım şimdi arkadaşlarım. Şöyle hepsine yapalım. Bakın ikizkenar şurada çıktı. Şimdi burası 90 derece. Burasına da toplam 120 dereceydi değil mi? Düzgün altıgenin bir iç açısı yani şuranın ölçüsü 120. 90 ise şuraya da 30 kaldı. Şimdi ikiz kenarın tepesi 30. Tabanına 75, 75 yazıyoruz o halde. Şurası karenin bir iç açısı 90 olduğu için 90, 75, x'e de kaldı 15. Cevap Bursa'dan geldi. Dördüncü sorumuz. Yine iki düzgün şekil bir arada. O halde artık şuradaki ikiz kenarı göreceğiz demektir biz. İşte ikiz kenar üçgen. Alfa ise bu da alfa. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı 120. Düzgün beşgeninki de 108. İkisini toplarsam 228 yapar. Hemen 360'dan çıkarttım. Çünkü buranın toplamı 360. 10'dan 8 çıktı 2, 5'ten 2 çıktı 3, 132. Şu açı 132. 180 olması için 2 alfaya 48 kalmalı. O halde alfa da 24 olmalıdır dedim.
Evet, 4 numarada tamamdır. Şimdi çevirdik arka tarafı. 11 numaralı köşe taşındayım dostlarım. Bakalım bu ne diyor. Kısa köşegeninin uzunluğu 12 santim olan düzgün altıgenin uzun köşegeninin uzunluğu nedir? Dostlar, bunu şekil çizerek de bulabilirsiniz isterseniz. Hatta yukarıda hocam söylemiş zaten, şekilde anlatmış. Kısa köşegen her zaman bir kenarın kök 3 katıdır. 120-30-30 üçgeninden gelir bu da. Kısa köşegeni 12'ymiş. O halde A dediğim şeyin 4 kök 3 olması lazım. Uzun köşegen dediğimiz şey ise, uzun köşegen her zaman bir kenarın 2 katıdır. Yani 8 kök 3 yapar. Cevap Edirne'den geldi. Buna bakalım. AEKL dörtgeninin alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Bakınız, bir kenar 6. Bütün kenarlara 6, 6, 6 yazabilirim. Şuradaki 120, 30, 30 üçgeninden şu kısa köşegen 6'nın kök 3 katıdır. Bunu da bir söyleyelim. Şimdi yeşil bölge dikdörtgen oldu değil mi arkadaşlarım? Çünkü burasına 90 kaldı, buraya 90 kaldı, burası zaten 90. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Yani 4 ile 6 kök 3'ün çarpımıdır. 24 kök 3 yapar sorunun cevabı. Şuna gelelim. Düzgün altıgen biçimindeki pistin karşılıklı noktalarında bulunan Serkan ve Yusuf saat yönünde koşmaktadırlar diyor. Tamam. Yusuf'un hızı Serkan'ın hızının 2 katıdır. Buna da tamam. Altıgenin bir kenarı 4 kök 3 metredir. Şurası 4 kök 3, tamamdır. Altıgen, bir daha bakalım. Yusuf'un hızı Serkan'ın hızının 2 katıdır. Şimdi bunun hızına V dersem bunun hızı 2V'ymiş. Onu da bir belirtelim. Serkan ilk kez A noktasına ulaştığında, şimdi Serkan buradan buraya geldiğinde, yani 4 kök 3 metre yol aldığında B hızıyla. Bu şimdi onun 2 katı olduğu için arkadaşlarım, bu bir kenar gittiyse bu 2 kenar gitmek zorunda. Çünkü bu daha hızlı. Yani bu bir adım atana kadar bu 2 adım atıyor. O halde tam A noktasına geldiğinde Yusuf da o esnada 2 kenar gidecek. 2 kenar. Tabii bu tarafa doğru geldiği için buraya gelecek, bir de buraya gelecek. Yani tam burada olur Yusuf da. Yusuf buraya kayar. Serkan ulaştığında Yusuf ile arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç metre olur? Serkan buradayken Yusuf burada. O yüzden aralarındaki mesafede düzgün altıgenimin kısa köşegeni kadar olur. Bir kenarı kök 3 katıydı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 4 ile de 3'ün çarpımı 12'dir. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, 11 numarada tamam oldu. Geldik 12 numaraya. EKX nedir diye bir soru soruyor. Arkadaşlar, düzgün altıgenin içinde salak bir doğru görüyorum. Salak doğrudan kastım şu. Sıfatı olmayan doğru. Yani kenar ortay mı? Hayır. Açı ortay mı? Hayır. Yükseklik mi? Hayır. Böyle salak bir doğru gördüğünüzde sizden istediğim kısa köşegeni çizip bu salak doğruyu hipotenüs yapacaksınız. Bakın hemen şurada kısa köşegeni çizdim. Şimdi bir kenarı 8 ya. Tabii ki buralarda 8, 8. Kısa köşegen ne olur? Bir kenarın kök 3 katı. 8 kök 3. Şurası 90 oluyordu. Ve buradaki dik üçgenden de biz x'i buluyoruz. Bakın x'i hipotenüs yaptım. X kare eşittir. Bir 8 kök 3'ün karesini alacağım. Bir de 2'nin karesini. 8 kök 3'ün karesi 64 çarpı 3 yapar. Artı 4. 64 çarpı 3 de 16 çarpı 4 demektir. Nasıl yapalım? Çarpalım ya. Yapacak bir şey yok. 3 ile 60'da 180. 12 daha 192. Artı 4. 196. Bu da 14'ün karesidir. Cevap Ceyhan'dan gelir dedik. X eşittir 14. Peki buna geçelim. Düzgün altıgende 1 ile 3. O zaman bir kenar uzunluğumuz 4. Şimdi DKC'nin alanı, benim buradan indirdiğim yüksekliğe ihtiyacım var ki bu yükseklikte benim aslında kısa köşegenimle aynı uzunlukta değil mi dostlarım? Demek ki bir kenar 4 ise kısa köşegen 4 kök 3'tür. Yüksekliğimiz de 4 kök 3 çıkar. O halde taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 kök 3 gelir benim üçgenimin alanı. Şuna bakalım. Şeyma çevresi 36 santim olan düzgün altıgen biçimindeki kartonu. Şimdi 6 tane kenarın toplamı 36 ise bir kenar 6 yapar değil mi?
Şekildeki gibi kestikten sonra üstteki parçayı 2 kök 3 birim sağ. Şimdi kısa köşegen toplamda ne yapacak? 6 kök 3. Bunu 2 kök 3 sağ tarafa ittiğimizde, yani şurası 2 kök 3 dışarıya kaydı. Buradan da 2 kök 3 uzaklaştı. O halde şuraya da 4 kök 3 kaldı diyelim. Diğerinde 2 kök 3 sola kaydırıyormuş dostlarım. Onu da burada gösterin. Şurasını 2 kök 3 dışarıya taşırmışız şöyle. 2 kök 3 birim. Şuraya 4 kök 3 kaldı. Burada da 2 kök 3 kaldı. Buna göre KL uzunluğu nedir diyor. Ben hemen bu KL'yi bir dik üçgenin içine sokup hipotenüs yapıyorum. Şimdi şurası neydi? 6. Bakın bu bir kenara eşit değil mi? 6. Şurası da 2 kök 3'tü. Ve şuradaki dik üçgenden ben KL'nin uzunluğunu bulacağım. Pisagor bağıntısı yapacağız dostlarım. KL'nin karesi eşittir. Bir 2, 4. Yok, ne yapıyor burası? 2, 6 daha 8. 2 daha 10 kök 3'ün karesi. Artı bir de 6'nın karesi. İşte bu. Toparlayalım. 100, 3 ile çarparsam 300 artı 36. 336. Şimdi 336'yı da bir çarpanlarına ayıralım. Ne diyelim mesela? 150, 18 daha 168 çarpı 2'dir. 84 çarpı 4'tür. 21 çarpı 4 çarpı 4'tür. 4 kere 4 16'dır. 16 kök dışına 4 diye çıkar ama 21 içeride kalır. 4 kök 21'miş. Yani Edirne'den geliyormuş cevabımız dostlar. Evet, 12 numara da tamamdır. Çevirelim arkayı. 13 numaradayız. Burada da dörtgenlere geçiyormuşuz dostlarım. Hemen dörtgenlere bakalım. Bir dörtgenin iç açıları ardışık 4 tek tam sayıdan oluşmaktadır. Tek tam sayıymış ve ardışıkmış. Şimdi en küçüğüne x dersem tek sayılar arasındaki fark 2 idi. İkişer ikişer fazlalaşacak bu. X artı 4, x artı 6. 4 tane iç açısını yazdım. Bu iç açıların toplamı neydi dörtgenlerde? Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Şimdi 4x var. Bir de 10, 12 var. Toplamları 360. 4'e bölelim. X artı 3 eşittir 90. X eşittir 87. X 87 ise bize en büyüğünü soruyor. X artı 6'yı 93 yapar arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan gelir. Şuna bakalım. Şimdi burada bir kuralımız var arkadaşlarım. Böyle karşılıklı iki açıortayın arasındaki şu dar açının ölçüsü bu ikisinin farkının yarısı. Yani 125'ten 75'i çıkarıyorsun, 50. 50'yi de 2'ye bölüyorsun, 25'miş burası. Tabi burası 25 ise burası da 155 kalıyor. Cevap Edirne'den çıkıyor. Çıkar mı üniversite sınavında? Hiç sanmıyorum dostlarım. Geldim buna. Şekildeki ABC'de dörtgenin içindeki kartonun AB kenarı BE boyunca katlanıyor ve K noktası P noktası ile çakışmaktadır. Burada şunu söylüyor bize arkadaşlar. K ile P çakışıyorsa BE kat çizgimiz olduğu zaman bu kesin açıortaydı. Şimdi CE de kat çizgisiymiş. O halde bu da kesin açıortay. Ve bu ikisinin arasındaki açı, bakın ardışık iki açıortayın arasındaki açı da şu. Kullanmadıklarımın toplamının yarısı. Bununla bunu topla, 150. 2'ye böl, 75. Bir önceki soruda neydi? Karşılıklı açıortayların arasındaki açı kullanmadıklarımın farkının yarısıydı. Ardışıksa, peş peşe ise de toplamlarının yarısı olacak. Yani 75. Bize de zaten Edirne'deki açıyı soruyor, 75. Evet. Önemli bir kural değildi bu arada onlar arkadaşlarım. Hiç bilmeseniz de olur. Evet, buna bakalım. Bakın bir dörtgen görüyorum ve köşegenleri dik kesişiyor. Kuralımız şu. Şartımız, öncelikle söyleyeyim, köşegenlerin dik kesişmesi lazım dörtgende. Bu kuralı uygulayabilmem için köşegenlerin dik kesişmesi şart. Tamam hocam, köşegenlerde dik kesişiyorsa ne yapacağız? Kural çok basit. Karşılıklı kenarların kareleri toplamı eşit. Yani x'in karesiyle kök 3'ün karesinin toplamı eşittir 6'nın karesiyle 4'ün karesine dostlarım. Hemen toplayalım. X kare artı 3 eşittir 36 artı 16. Yani x kare eşittir. Burası ne yaptı? 52. 3'ü çıkarttım. 49. X eşittir 7 geldi.
Bakın yine köşegenler dik kesişiyor. Aynı kuralı yine yapacağım. Ama öncesinde şurada bir 30-60-90 yapıp şu AB'yi bulalım. Şimdi 60'ın karşısı 5 köküç ise 30'un karşısı 5'tir. 90'ın karşısı da 10'dur. Şimdi kuralı uygulayalım. 10'un karesi ile 4'ün karesi 100. 16 daha 116. Eşit olacak 6'nın karesi 36 ile x karenin toplamına. Şimdi hemen 36'yı çıkartırsak buradan 110'dan 30 çıktı. 80 mi kalıyor arkadaşlar? 80 eşittir x kare. 80'de 16 çarpı 5'tir. 4 kök 5 diye de dışarıya çıkar. Cevap Denizli'den gelir. Buna bakalım. Bakın yine bir dörtgen var. Yine köşegenleri dik kesişiyor. Bize de neyi soruyor? Pınar'la deniz arasındaki mesafeyi soruyor. Yani x'i soruyor. Kuralı uygulayalım. 4'ün karesiyle 1'in karesinin toplamı yani 16 artı 1 eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 ile x karenin toplamını 17, 8 çıktı 9. X kareye eşit, x eşittir 3 metredir. Cevap da Bursa'dan gelir. Evet, 14 numarada tamamdır. 15 numara yani son köşe taşımız. Ay maşallah 50 dakika olmuş, hepsini de gömdük, güzel. Şimdi AC'ye 6 vermiş, bu köşegen 6. BD'yi de 15 vermiş. Köşegenleri vermiş, alanı soruyor. Dostlar, dörtgenin alanını şöyle bulabiliyorsunuz. Köşegenlerin çarpımının yarısı, yani 6 ile 15'in çarpımının yarısı, bir de bu köşegenlerin kesiştiği noktadaki açının sinüs değeri. Yani sinüs 90 diyeceksiniz. Şimdi sinüs 90, trigonometri biraz biliyorsak, 1 olduğunu biliyoruz. Bilmiyorsanız da öğrendiniz. Sinüs 90 1 demektir. Çok sık da çıkar karşımıza. O halde buraya bakmaya gerek yok. 1 zaten çarpım durumunda etkisiz. Şuraya bakalım. 6'yı 2'ye bölelim 3. 3 ile de 15'i çarpalım 45. Bakın burada da bumerangın yani iç bükey dörtgenin alanıyla muhatap olacağız. Şimdi yeşil görünen, sizde mavi de görünüyor olabilir rengi açtığım için. Bölge bizim bumerang dediğimiz yer. Bunun köşegenleri işte şu B ile D karşılıklı köşe, A ile de C diğer karşılıklı köşe. Köşegenleri bunlar. Ve bakın köşegenleri yine kesiştiği yerde 90 derece kesişiyorlar. Şimdi AC ile de BD eşitmiş. Yani buna da X diyelim. Alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı sinüs 90. Sinüs 90 da 1 olduğu için bir daha yazmıyor. Bu da 48'e eşitmiş. Hemen x kare eşittir 2 çarpı 48'den 96. 96 da 16 çarpı 6 olduğu için 16 dışarıya 4 diye çıkar ama 6 içeride kalır dedi. Evet geldik buna. Aşağıdaki şekilde çıtaları birbirine dik kesili uçurtma gösteriliyor. Tamam. Bu uçurtmanın BD çıtası 1 bölü 3 oranında AC çıtası da 1 bölü 4 kısaltılırsa ilk alanına oranı ne olur diye bir soruyor. Şimdi BD 3x boyunda olsun, AC'de 4x olsun. Şu konumdayken alanını bir bulalım mı arkadaşlar? Alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 3x çarpı 4x bölü 2. Bir de aradaki açının sinüsü diyorduk ama 90 olduğu için sinüs 91 dedik, yazmıyoruz. Bu durumda alan ne çıktı? 12x bölü 2 yani 6x kare. Tamam, şu anda buldum ilk durumdaki alanını. Sonra diyor ki 1 bölü 3 oranında kısaltırsak diyor. Şimdi 3x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? Hemen 3x çarpı 1 bölü 3'ten 3'ler gider x kalır. Ve ben 1 bölü 3 yani x oranında kısaltırsam 2x kalır yeni uzunluk. 4x'i de 1 bölü 4 oranında kısaltalım dostlarım. Yani yine x yapıyor ki bu da 3x yapar. O halde buradan da 3x kalır. Şimdiki alanı hesaplayalım. 3x çarpı 2x. Bölü 2. 2'ler gitti. Bu da 3x kare. Bakın yeni alan eski alanın yarısı oldu. Yani 1 bölü 2 oranında olur dedim. Evet. 15'i de bitirdik. Artık ne kaldı sırada? Tarama testiyle konu testi kaldı arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda da onları gömmeye çalışırım inşallah. Tamam. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.